Hocam, Doktor Samet beni gönderdi. Nöbetçi kadın doğumcu gelemiyormuş. Acil vakası varmış. Tamam, ben hallediyorum. Bebeğim nasıl? Sakinleştirici işe yaramış. Bebeğinizin kalp atışı gayet güzel. Kan değerleri de normal. İç kanamaya dair herhangi bir belirti yok. Tomografi alalım o zaman. Doktor bey, kızım nasıl? İyi değil mi? Kızınız iyi. Şimdilik sorun görünmüyor. Tomografi alıyoruz. Oh, çok şükür. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Çok teşekkür ederim doktor bey. Allah razı olsun size. Ya yaz neslinden bir şey var ya. Alt taraf burun akıntısı. Ne talihli. Sokturmam o şeyi burnuma ya. Beyefendi, sıvıdan almam lazım biraz. Vücutun saptanması için. Tanı koymam için gerekli yani. Ya boş versene sen virüsü mürüsü. Versene bana oradan bir kağıt mendil. Beyefendi, ne mendili? Şundan birazcık almazsam akıntınızı durduramayız. Ya hemşire, hemşire kime söylüyorum? Kadın, versene bana şuradan bir kağıt mendil. Allah Allah ya. Allah Allah, ne mendilmiş ya? Mendille çözeceksen bakkala gitseydin kardeşim o zaman. Ne hastaneye geliyorsun? Ayrıca hemşire falan değilim ben, doktorum. Anladın mı? Şimdi bak, ya şundan alıyorum, sonra seni tomografiye gönderiyorum. Ya da hemen şimdi kalkıyorsun, kendine açık bakkal arıyorsun. Anladın mı? Anlaşıldı mı? Alıyorum o zaman. Hocam, gelseniz iyi olur. Size ihtiyaç var. Ne oldu ki? Acil müşahede odasında bir çocuk geldi. 7 yaşlarında. Düşmüş. Hemen gelmeniz gerekiyor. Al şunu. Bunu da al. Hemen laboratuvara gönder. Tamam. Hemşire. Şişt. Sarışın hemşire. Kağıt mendil versene bana. Gelmenize gerek yoktu. Hallederdim bundan sonrasını. Tomografide hastam var. Ona bakacağım. Bu ne böyle ya? Vay be. Hastane sahibi olmanın avantajları işte bunlar. Böyle ekstradan reklam yapılıyor demek ki. Baba, yapılacak iş mi bu şimdi? Benim reklama ihtiyacım mı var? Gözlerin Leyla'nın gözüne çok benziyor. Güzel mi bakalım Leyla'nın gözleri? Bence bütün üçüncü sınıfların en güzel gözü onun. O zaman bu değerli iltifat için teşekkür ederim küçük bey. Düştüğünde siz yanında mıydınız? Evet, komşuda misafirlikteydik. Kardeşini kovalarken ayağa takıldı. Ben oradaydım. Gel buraya. Çok dikkatsiz doktor hanım. Sürekli düşüyor. Bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Tehlikeli bir durum gözükmüyor. Ama biz gene de bir film alalım. Bak şimdi, bu abi senin kafanın fotoğrafını çekecek, tamam mı? Okula gittiğinde Leyla'yı etkileyecek bir şeyler olsun elinde, tamam mı? Wow, süper bu ya. Merak etmeyin, bütün kontrolleri yapacağız. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi bakalım delikanlı, doğrulu yavaş yavaş. Hoppa, yavaş yavaş. Evet, ayakkabılarımızı da giyelim. Doktor bey, nasıl kızım? İyiyim, bir şey yok. Kızınız da, torununuz da gayet iyi. Endişelenecek bir şey yok. Allah sizden razı olsun doktor bey. Ben kızımı var ya doktor bey, tam buramda büyüttüm. Anasız büyüttüm onu. Babalık işte. Tek telaşımız ondandır. Kusura kalmayasın doktor bey. Kusura kalacak bir şey yok. Anlıyorum ben sizi. Çocuğunuz için endişelenmeniz çok normal. Ha, bir de torunum var. Babası asker. Güneydoğu'da. Endişemiz, telaşımız ondandır doktor bey. Tamam. Anlıyorum. Yormayın daha fazla kendinizi, üzmeyin. Bu arada pek iyi görünmüyorsunuz. Sizinle ilgilendiler mi? Yok doktor bey. Ben iyiyim, iyiyim. Ben Azra ile pabucu ters giydiririm. Ben torunumu görmeden bana bir şey olmaz doktor bey. Baba. Kızım. Hayır kızım. İyisin değil mi kızım? Ben de. Torunum da iyiyiz. Merak etme. Yavrum. Çok merak ettim kızım seni. Ama baba.
Ağlama bak, yapma böyle.